Merhaba Özde TV izleyicileri. Yaklaşık 3 aydır Marmara Denizi'nin etkisi altına alan deniz salyası görüntüleri İstanbulluların adeta korkulu rüyası olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geniş çaplı çalışma başlattığı deniz salyası temizleme çalışmaları bugün Kartal Belediyesi'nin de işbirliği içerisinde deniz salyası çalışmaları ekiplerce devam ediyor. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu ağ çalışmaları kesin bir sonuç vermediği için devreye yine İBB'ye bağlı İSTAÇ girerek yüzey temizleme tekneleriyle birlikte deniz salyası görüntüleri Marmara Denizi'nden kesin olarak arındırılıyor. Kartal Balıkçılar Çarşısı sahil bölümündeyiz şu anda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Kartal Belediyesi ekipleri çalışmaları, deniz salyası temizliği çalışmalarını sürdürüyor şu anda. Dediğimiz gibi yüzey temizleme tekneleriyle birlikte deniz salyası arındırılacak. Şu an bu bölgede hem temizleme çalışması hem salya temizleme çalışması sürdürülüyor. Buradan sonra Balıkçılar Kooperatifi bölgesinde oluşan, orada tabii ki daha yoğun bir deniz salyası görüntüleri mevcut. Orada da yüzey temizleme tekneleri devreye girerek arındırma çalışmaları sürdürülecek. Evet, Kartal sahilinde Balıkçılar Çarşısı ve Kartal Balıkçılar Kooperatifi bölgesinde noktasında bulunan deniz salyası çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi ekiplerince devam ediyor. Yanımızda çalışmaları inceleyen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürü Doktor Dilek Kars, Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir var. Kendilerinden kısa çalışmalarla ilgili bilgiler alacağım. Öncelik olarak Sayın Kars, sizden almak istiyorum. Bugünkü çalışmalarla ilgili neler söylersiniz? Yaklaşık 3 ay önce Marmara Denizi'nin etkisi altına alan deniz salyası görüntüleri Kartal sahili bölgesinde de görüldü. Neler söylersiniz? Normalde her sene aslında gördüğümüz bir olaydı. Planktonlar oluşuyor denizde. Fakat bu sene denizde yaşayan mikroorganizmaların çok fazla artış göstermesi sonucunda ortaya çıkan organik bileşikler suyla beraber birleşerek şişiyor. Bizim gördüğümüz bu görüntülerde şişmiş organik bileşikler aslında. Fakat küresel ısınmanın buna maalesef etkileri çok büyük. Yani yine insan etkisi doğal bir olay olmasına rağmen mutlaka olduğunu görmekteyiz. Muhtemelen bir ay içerisinde sıcaklıklar yükseldiği zaman da bu gördüğümüz görüntünün azalacağını göreceğiz. Ama insanların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Küresel ısınmaya sebep olan insanlar olduğu için, bizler olduğumuz için bununla alakalı mutlaka farkındalığımızın artması gerekiyor. Çok teşekkürler efendim. Küresel ısınmanın ve mikroorganizmaların yoğun olması sebebiyle deniz kendini kustu. Kusması sebebiyle artık deniz ben obez oldum diyor. Yani beni artık diyor kirletmeyin diyor. Yeterince ben diyor kirlendim diyor. Ama burada en büyük faktör insan. Eğer bizler çevremizi veya denizi kirletmezsek sanırım bu kusmalarda böyle geçip gidecek. Ama tabii ki en büyük faktör bence insan. Teşekkürler. Merhabalar. Kartal bölgesinde Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz denize dair temizlik çalışması, deniz salyası dediğimiz bu oluşan organizmanın temizlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu çok da kolay olmuyor açıkçası. Çünkü salya direkt aktığı için onu tutan bir madde de söz konusu değil. Ama işte akıntıyla birlikte ve yağmurun gelişiyle birlikte azalacağını düşünüyoruz. Onun dışında tabii Dilek Hanım da bahsetti. Küresel ısınma, 1970'ten beri yaşanan küresel ısınmanın
Buna etkisi çok fazla. Artı evsel atıkların denize direkt karışması yıllardan beri gelen bu kirliliğin baş sebebidir. Bundan sonra insanların biraz daha bilinçlenip denizlere sahip çıkması gerekiyor. Artık denizlerin insanlar açısından sadece yaşanabilir ve görselliğe dair güzellikler olarak kalması gerekiyor. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, kolay gelsin. Evet, yanımızda Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye sorumlusu Mehmetcan Akiriş var. Bu çalışmalarla ilgili ondan da kısa bilgiler alacağız. Efendim, deniz salyası çalışmaları sürdürülüyor şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi işbirliği altında. Sizler neler söylersiniz? Bu temizlik çalışmaları sizce kesin çözüm olacak mı? Şimdi şöyle, çevre mühendisi olduğum için zaten mesleğimle de alakalı bir durum. Bu oluşan kirlilik tabii ki yüzeysel temizlemeyle de ve deniz dibi temizlemesiyle de oluşacak bir şekilde çözüme kavuşabilir. Burada İSTAÇ yetkililerinin zaten kıyı temizleme ekipleri bu deniz salyası başladığından bu yana hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Biz de temizlik işleri olaraktan yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalar sürecektir. Bu mevsim geçişlerinden, iklim değişikliğinden ve deniz suyu sıcaklığındaki değişimlerden dolayı oluşan bir şeydir. Marmara Denizi tamamıyla etrafı sanayiyle çevrili olduğu için tabii ki kirlilik yükü olan bir deniz. Bununla ilgili ilçe belediyeler haricinde tüm belediyelerin de bu konuda ileri arıtma teknolojilerini kullanarak da Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü hızlı bir şekilde gidermeleri gerekiyor. Hani bununla ilgili çalışmalar devam ediyordur. Bunda önem alıyorlardır. Peki sene yine görebilecek miyiz bu deniz salyalarını? Deniz salyalarının oluşması mevsimsel. Aslında her sene oluşan bir durum. Fakat yoğun bir şekilde oluşması tabii ki nasıl söyleyeyim, mevsimsel olabiliyor. Bu sene yoğun oluştu. Bu sene yoğun oluştu. Bu sene beklenmedik şekilde yoğun oluştu. Tabii kimsenin bu şeyi tahmin edemeyeceğini. Öncelerde ak patlamaları oluyordu aynı şekilde yine kirlilikten ötürü. Hani o hava sıcaklığının değişimiyle alakalıydı. Fakat Marmara Denizi'nde oluşan bu kirlilik sıcaklık değişimleri şey olmadığından dolayı, tolere edilemediğinden dolayı, iklim değişikliğinden dolayı böyle bir durum, olumsuzluk başımıza geldi. Şimdi siz mühendis olduğunuz için size sormak istiyorum. Şimdi deniz salyası ağlarla çok fazla temizlenemiyor ama görmüş olduğunuz gibi deniz yüzey temizleme teknesiyle daha çok çabuk, hızlı bir şekilde temizleniyor. Bu teknelerden daha çok olsun yani, değil mi? Tabii ki. Şimdi yüzey temizliği için sadece deniz salyasının temizliği değil, Marmara Denizi'nin temizliğini sağlayabilmek için, yani üzerinde bulunan kaba çöpünü alınabilmesi için, sonuçta insan faaliyetleriyle, rüzgarla bir şekilde çöplerimiz denize ulaşıyor. Şu an pandemiyle beraber oluşan bir maske durumumuz da var. Maske de şu an yeni bir kirliliğimiz oluştu. İnsanların tabii daha çok dikkatini çekiyor maskelerden dolayı oluşan kirlilik. Pandemi süreci işte hem hastalık var hem böyle bir kirlilik var. Dediğim gibi mekanik olarak temizlemek güzel ama bu işin biyolojik olarak da yapılması ve daha denetimli bir şekilde yapılması bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Evet, Kartal sahilindeyiz. Kartal Balıkçılar Çarşısı ve Kartal Kooperatifi bölgesinde bulunan deniz salyası görüntüleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ yüzey temizleme tekneleriyle şu anda denizden arındırılıyor. Yaklaşık 3 ay önce Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası görüntüleri İstanbulluların adeta korkulu rüyası olmuştu. Gördüğünüz gibi Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde deniz salyası temizleme çalışmaları devam ediyor.